Sesini de alalım. Bizim sesi de alma. Son sözlerini söylüyor Biden. Basın toplantısı. İşte o şey dedi. İsrail'in yanındayız. I'm proud to be here. Thank you. Konuştu, bitirdi. Bak şimdi ne oluyor? Bu kısmını tabii göremez çok medya kurulusu. Bak Erdem, bir daha baştan oynatsana. Orada bak çok değişik bir ayrıntı var. Konuşuyor. Son cümlesi ağızdan çıkar çıkmaz gazetecilere hadi bakalım hadi hadi kovalıyorlar. Ve sert bir şekilde. Bak geliyor. Görüyorlar, bitiriyorlar. Ben neyimiz? Verecek cevapları yok ki. Tabii soru almak istemiyorlar belli ki. Soru almıyor. Ya ne cevap verecek mi? Çok acil bir şekilde. Hadi konuşmaya. Hadi çıkın diye. Tabii. Bak devam edin. Ne cevap verecek? Konuşmaya kapatıyor. İlginç bir şey söyleyeyim. Dünyaca ünlü, Türkiye'de yayıncımız çok, kitapçımız da çok. Hepimiz biliriz. Frankfurt Kitap Fuarı diye bir zıkkım var, biliyoruz değil mi? Bilmeyen yok. Frankfurt Kitap Fuarı'nın açılış konuşmasını yapmak üzere bugün dünyaca ünlü filozof Slavoj Žižek'i çağırıyorlar. Burada yapılan konuşması Slavoj Žižek'i. Slavoj Žižek konuşmasında diyor ki, bak birincisi yağlıyor ki gıcırdamasın. İstediklerini veriyor. Hamas'ın terör saldırılarını lanetliyorum. Bunlar çok kötü şeyler yaptılar. İsrail halkına yazık, çok üzülüyorum. Bunların hepsini söylüyor Slavoj Žižek. Ondan sonra da diyor ki, fakat bu sorunu ortadan kaldırmak için Filistin'i de dinlemek lazım. Burada bir analiz yasağı var ve biz anlayamıyoruz. Adam filozof. Filozof olarak davet edilmiş. Konuşmasının orta yerinde buranın antisemitizmden sorumlu kimsesi Frankfurt'un, Uwe Becker sahneye fırlıyor ve diyor ki siz Hamas'ın terörünü relativize ediyorsunuz. Arkadaşlar görüntüyü niye aldınız ya? Hamas'ın terörünü relativize ediyorsunuz diyor Slavoj Žižek'e. Slavoj Žižek diyor ki yani bunlar ayıp şeyler. Adanya Şibli isimli bir Filistinli yazarın gelmesine mani oldunuz. Filistinliler hiç konuşmasını istiyorsunuz. Oturalım şu konuyu bir analiz edelim. Tek kalem aç. Adam diyor ki yok analiz de istemiyoruz. İsrail'i savun, Filistin'i telin et, üzerine hiçbir şey sorma ve konuşma. Bak Batı'nın anlayışını görüyorsun değil mi? Sayfayı ya çevir burada, burası. Burada soru sormayı analiz bırak. Analiz istemiyoruz. Lafımızı söyledik, kabul edeceksiniz. Son sözü thank you. Thank you anında kalkıyor. Tamam bu kabul edeceksiniz. Ya bakın beyler, arkadaşlar. Şimdi normal bir durum olsa, tamam yani bu iki liderin standart bir görüşmesi olsa, rutin bir gündem söz konusu olsa, tamam mı? Şey yapabilirsin, yani soru almayacağız. Yani zaten rutin bir açıklama yapılacak. Zaten gündemde de bir şey yok, geçersin. Ha biz de deriz ki ya tamam zaten bunlar ayda bir görüşüyorlar. Zaten rutin hep aynı açıklamalar yapılıyor. Aynı sorular soruluyor. Tamam soru alınmamış. Program sıkışıktır, şudur budur. Dünya yıkılıyor be. Dünya yıkılıyor. Orada insanlar ölüyor. İyi de orada yalnız ilk soru ne olacak? Hastane bombalandı. Tabii. Hayır tabulaştırıldı. Tabulaştırılıyor Mustafa. Yok konuşamıyorsun. Konuşamıyorsun Mustafa. Konuştuğunda üstelik Zizek gibi bir adam konuşturmuyorlar yani. Konuşturmuyor. Gibi bir adam yani. Hayır o Frankfurt'taki, bu buradaki, şu Türkiye'deki. Konuştuğun anda Jahren Mahren seninle dalga geçmeye falan kalkıyor. Ağzına ya tıkıyor. Elleri uzanabilse burada da konuşturmazlardı bizi. Bak ciddi bir şey söylüyorum. Ne demek yani bu? Ya o 15-20 sene, 30 sene öncesinin Türkiye'sini işte hatırlasın yaşı yetenler. Yani Murat, İhsan Aktaş'ın hani deyimiyle eski dönme mason, dönme derken Sabetaycı, mason yönetimi Türkiye'nin, o iktidarı onların muktedir hali olsaydı şu an onu da yapamazdık. Ama diyor ki İhsan Aktaş şu ağlama anda, duvarında kipasını anda, giyip ağlayan çevik bir olsaydı anda, mesela. Şu anda kudurmalarının sebebi, bu kadar İsrail diye bize saldırmalarının sebebi Türkiye'deki iktidarlarını kaybetmesi diyor İhsan Aktaş ve doğru söylüyor. Tabii. Kesinlikle öyle. Ya bak iki şey dikkatimi çekiyor bu süreçte. Serkan Bey'den sonra siz alacaksınız. İki şey dikkatimi çekiyor. Yani burada çok önemliydi Sayın Devlet Bahçeli'nin MHP grubunda yaptığı konuşma. Dinlediniz mi arkadaşlar? Çok güzel bir konuşmaydı. Tarihi bir konuşmaydı. Ders verdi. Dersi kimlere verdi? Milliyetçilik adı altında İsrail yandaşlığı yapan,
açıktan Filistin düşmanlığı yapan bir takım çevreler Filistin var. Filistin meselesi bizim meselemiz değildir diye. İsim vermeyeceğim. Bir takım çevreler var. Orada Türk-İslam ülküsünün savunucularının, Türk milliyetçilerinin gerçek görüşünün ne olduğunu en net hatlarıyla o kadar güzel ifade etti ki Devlet Bahçeli. Tabii. Ders verdi, ders. Evet. Yani 17-18 dakikalık bir bölüm sanırım o. Arşivlerde bulunması gereken bir konuşmadır. Dönüp dönüp izlenmesi gereken konuşmalardır. Filistin meselesi bizim meselemiz değildir diyen, milliyetçiliği ırkçılık diye pazarlamaya çalışan, efendim dinsizliği, İslamsızlığı sanki gerçek Türk milliyetçiliğiymiş gibi anlatan, bunun propagandasını yapanlara karşı çok sert bir tokattı. Evet, anladım. Çok, bir de bazı çevreleri takip ediyorum. Bak çok tuhaf. Birisi Türk milliyetçiliği üzerinden İsrail propagandası yapıyor. Bir de nedir? Ünlü Kürt sanatçı Şivan Perver. Bir videosuna rastladım. Kürtleri eleştiriyor. Size ne Kudüs'ten? Size ne Filistin'den diyor. Bak aynı şey, mantık. Size ne diyor Filistin'den, Kudüs'ten? İsrail yandaşı olmalıymış Kürtler. Arkadaş, Kudüs ve Kürtler. Selahattin Eyyubi diye biri var ya. Hiç hatırlıyor musunuz? Kürtlerin babası. Kudüs'ün Fatihi. Gururumuz bizim. Ama bir tarafta Kürtlerin hafızasını silecekler, zihniyetini budayacaklar. Aynı yere çalışan. İsrail'e yamak yapacaklar. Bir taraftan Türk milliyetçilerine aynı işlemi yapacaklar. Sonra biz bunların aynı yerden idare edilmediğini düşüneceğiz. Bu iki şey çok dikkatimi çekti. Yani. Bahçeli'nin o kıymetli sözlerinde bir cümlesini söyleyeyim. İstersen lütfen, sana destek olsun. Şöyle diyor Sayın Devlet Bahçeli. Sanmasınlar sadece Kudüs, sadece Gazze İslam'dır. Buraların dağı İslam'dır, taşı İslam'dır, kuşu İslam'dır, kurdu İslam'dır, havası İslam'dır, toprağı İslam'dır ve koruyucusu Allah'tır diyor. O konuşmayı ben çok sayıda insanımızın gözyaşlarıyla takip ettiğini biliyorum. Çok telefon aldım. Çok arkadaşlarla da konuştuk. O Sayın Bahçeli'nin gruptaki konuşması üzerine. Gerçekten çok kıymetliydi. Bir hat çekti. Evet. Yani Türk milliyetçilerinin. Ya zaten ülkücülük dediğimiz mesela Türk-İslam ülküsü. Ya benim tanıdığım ülkücülerin tamamı namazında, niyazında dindar Müslümanlar ya. Nereden çıktı abi bunlar? Bu yeni, bu türeme ya tipler 70'lerde yürüdükleri yani? Slogan kanımız aksa da zafer İslam'ındır ya. Ya ben bunları temel sloganı budur. Yani o yüzden Sayın Bahçeli'nin o son çıkışı çok önemliydi. Allah ömrünü mamur etsin. Uzun ömürler versin. Ve sağlıkla, sıhhatle ömrünü payidar etsin Devlet Bey'in. Öyle önemli bir köşe taşı olarak duruyor ki. Kilit taşı yani. Onu oradan çektiğin anda oraya yıkılacak şeyler maalesef çok yanlış dengeler oluşturacak. Bu arada,